Ha, geliyor değil mi sesim şimdi? Tamam, merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Şimdi geçen hafta ikinci üniteyi yapmıştık ama tam bitirmemiştik. Orada çok az bir şey kalmıştı ancak onu kendiniz bakın. Tekrar oraya dönmeyeceğim çünkü süremiz çok kısıtlı. Her üniteye hani ayrılan bir haftamız olduğu için o yüzden geri dönmüyorum. Orada çok az bir şey kalmıştı. O konulara bir tekrar bakın kendiniz kitabınızdan. Eğer anlamadığınız yerler varsa soru çözümü yaptığımız hafta içerisinde lütfen bana sorularınızı yönlendirin. Gerekirse o hafta ben hem soru çözümü yapıp hem de o konuları tekrar anlatabilirim. Zaten hazırladığım sorular üzerinden çözüm yaptığım zaman zaten hani konuyu anlatımıyla çözüm yapacağım için sorularda. O yüzden zaten orada da yine konu tekrarı yapmış oluruz. Eksik alanlarda orada tamamlanmış olur. O yüzden şimdi ben üçüncü ünitemize, yani üretim teorisine geçmek istiyorum. Üretim konusunu işlemek istiyorum. Tamam mı? İlk önce bu üniteyi işlerken neler elde edeceksiniz? Onları bir tekrar edelim. Üretim teknolojisi ve fonksiyonunu betimleyebilecek duruma geleceksiniz. Aynı zamanda biz üretim kuramı da olsun, maliyet kuramı da olsun kısa ve uzun dönem olarak incelemeyi alıyoruz. Çünkü kısa dönemde farklı, uzun dönemde farklı olmakta. O nedenle kısa ve uzun döneme ilişkin üretim kuramını açıklayabilecek konuma geleceksiniz. Üçüncü olarak da üretimin ekonomik ve ekonomik olmayan bölgelerini ayrıştırabilecek durumda olacaksınız. Bunun dışında teknolojik gelişmelerin üretim üzerindeki etkisini ortaya koyabileceksiniz. Ve en son olarak da ikame esnekliği yardımıyla özel üretim fonksiyonlarının nasıl birbirinden ayrıştığını açıklayabilecek durumda olacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman üretim kuramına direkt olarak geçelim. Ve genel itibariyle öncelikle tabii ki bir kavramları ortaya koymaya çalışalım. Burada kullanacağımız özellikle bir takım kavramlar var bizim için önem taşıyan. Bu kavramların neler olduğuna bakalım. Bunlardan ilki mal ve hizmet üretimi. Burada da gördüğünüz üzere slide'da. Üretim faktörlerinin belli bir teknolojinin kullanımı sonucunda nihai ürünlere dönüştürülmesi işlemi olarak mal ve hizmet üretimi ifade edilmektedir arkadaşlar. Nihai ürünler biliyorsunuz son olarak tüketiciler ya da devlet tarafından kullanılan ürünleri ifade etmekte. Üretim tekniği dediğimiz zaman üretim tekniği de genel itibariyle aynı miktar ürünü elde etmeye yarayan farklı girdi birleşimlerinin her biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretim teknolojisi ise bir ürünü üretmeye mümkün kılan üretim tekniklerinin tamamını ifade etmekte. Üretim teknolojisi sermaye yoğun, emek yoğun olabilir. Buna bağlı olarak kullandığımız girdiye bağlı olarak değişme gösterir. Ve girdi dediğimiz zaman girdi aslında üretim sürecinde kullanılan kaynakları ifade etmekte. Yani bizim üretim fonksiyonumuz içerisindeki girdimiz öncelikle basitleştireceğimiz için üretim fonksiyonumuzu emek ve sermaye olacaktır. Çıktı ise üretim süreci sonrasında elde edilen ürün miktarını ifade etmekte ve biz bunu kısaca Q ile kısaltmaktayız. Yani quantity miktardan gelecek şekilde. Şimdi bu bağlamda öncelikle bir üretim fonksiyonumuzu ortaya koymaya çalışalım. Üretim fonksiyonu dediğimiz zaman bu üretim teknolojisi veriyken, yani teknoloji sabitken, değişmezken üretimde kullanılan üretim faktörleri ile üretilebilecek maksimum üretim miktarını göstermektedir. Dolayısıyla Q burada üretim düzeyini vermekte ya da miktarı, üretim miktarını göstermektedir. L, labor'dan geliyor, emek girdisini, iş gücünü ifade etmekte. K, buna bağlı olarak sermaye girdisi, capital'dan geliyor. C ile yazılır İngilizce ancak C kısaltmasını biz cost'ta, yani maliyette kullanacağımız için burada sermaye girdisi için K kısaltmasını kullanmaktayız. D doğal kaynaklar olarak ifade edilebilir. T de teknoloji. Şimdi biz üretim fonksiyonu içerisinde bunları yazabileceğimiz gibi aynı zamanda ham maddeleri de ekleyebilirdik vesaire. Birçok daha değişken eklememiz söz konusu olabilir. Ancak biz daha biraz basitleştirme yoluna gitmekteyiz diyebiliriz. Şimdi
Üretim kuramını biz dedik ya, hani kısa dönemde ve uzun dönemde incelememiz mümkün. Bu tür bir dönemsel ayrım yapmamız söz konusu olmakta. Şimdi kısa dönem dediğimiz zaman, kısa dönem şunu ifade etmekte: üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin miktarının değiştirilmesi ve diğerlerinin sabit olduğu bir dönemi ifade etmekte. Ya dolayısıyla kullandığımız üretim fonksiyonumuz içerisindeki üretim faktörlerimizden sadece bir tanesi değişken niteliğe sahip, diğerleri sabit olmakta. Diğerlerinin miktarı o inceleme dönemimiz içerisinde değişmemektedir diyebiliriz. Buna karşılık uzun dönem dediğimiz zaman, artık kullandığımız bütün üretim faktörlerinin hepsinin değişken niteliğe sahip olduğundan söz ediyoruz. Yani kullandığımız bütün üretim faktörlerini ne kadar üretmek istediğimize bağlı olarak istediğimiz kadar arttırıp azaltmamız mümkün olmaktadır diyebiliriz. Bu bağlamda kısa dönem incelemesi yaptığımız zaman, kısa dönem dediğimizde kısa dönemde kullandığımız üretim faktörlerinden bir tanesini sadece değiştirebileceğini söylemiştik. Dolayısıyla sabit ve değişken girdilerle karşı karşıya olmamız söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda da sabit girdi ya da değişken girdi nedir? Bunların tanımlamalarını yapalım isterseniz. Sabit girdi dediğimiz zaman, üretim sürecinde miktarı değiştirilemeyip sabit kalan üretim faktörüdür. Dolayısıyla bu üretim faktörü üretim düzeyinden bağımsız bir üretim faktörüdür. Yani üretim düzeyimiz artsa da azalsa da kullandığımız bu sabit faktörümüzün miktarı hiçbir şekilde değişmemektedir. Hep aynı miktarda sabit faktörden kullanmamız söz konusu olmaktadır. Ve genel itibariyle de biz sabit faktör olarak sermayeyi kullanmaktayız. Neden sermaye? Çünkü sermayeyi kısa dönem içerisinde bugünden yarına örneğin miktarını arttırmak, azaltmak çok daha zor olmaktadır. Dolayısıyla hani sermayeyi bulmak, sermayeyi arttırmak çok daha zor olduğu için sermayeyi kısa dönemde sabit kabul ederiz. Buna karşılık değişken girdi nedir? Üretim sürecinde miktarı kolaylıkla değiştirebilen bir üretim faktörünü ifade etmekte. Dolayısıyla değişken girdimiz emek girdisi olacaktır. Çünkü niteliksiz iş gücünü istediğiniz şekilde arttırma, azaltma imkanına sahipsiniz. Daha fazla üretmek isterseniz, yani üretim miktarınızı arttırmak istediğiniz takdirde değişken girdimiz olan iş gücünü istediğiniz şekilde arttırmanız mümkün olabilmektedir. Daha kolay arttırmanız mümkün olabilmektedir. O nedenle değişken girdimiz emek, sabit girdimiz sermaye olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim kısa dönem üretim fonksiyonumuz neyin bir fonksiyonu olacaktır? Emeğin ve sermayenin bir fonksiyonu olarak yazabiliriz basitleştirilmiş bir şekilde üretim fonksiyonumuzu. Daha önce burada doğal kaynaklar, teknoloji vesaire vardı. Ancak biz iktisatta hani hep ceteris paribus varsayımından hareket ederiz, hep biraz basitleştirici unsurları dahil ederiz, basitleştirici varsayımlar kullanırız. Bütün her şeyde, bütün analizlerimizde. Bunun nedeni hani aslında iktisatta biliyorsunuz her şey birbirini etkiliyor. Her şey birbirini mutlaka bir şekilde dolaylı veya direkt olarak az ya da çok mutlaka etkilemekte. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla hani biz bütün faktörleri bir araya getirip de hepsini dikkate aldığımız takdirde işin içinden çıkmamız zor olacaktır. Bu nedenle de hep basitleştirici bir takım varsayımlar kullanmaktayız. Bu basitleştirici varsayımlarımızdan bir tanesi de üretim sürecinde sadece iki tane üretim faktörünün kullanılarak sadece tek bir ürünün üretildiği varsayımıdır. Ve bu iki faktör emek ve sermaye olmakta. Kısa dönem olduğu için de sermaye sabit, buna karşılık emek girdisi değişken niteliğe sahip olmaktadır. Üretim fonksiyonumuza dikkat ederseniz K'nın üstünde bir çizgi var. K'nın üzerindeki bu çizgi K'nın sabit olduğunu ifade etmekte. Yani sabit bir faktör ya da sabit bir girdi olarak sermayenin kullanıldığını ve bunun miktarının üretim sürecinden bağımsız olduğunu, üretim miktarına bağlı olarak artmasının, azalmasının mümkün olmadığını, belli bir miktarda sermayeyi kullanacağımızı üretim sürecinde göstermektedir. İstersek biz bu üretim fonksiyonumuzu aynı zamanda şu şekilde de yazabiliriz. Bilirdik arkadaşlar. Şu
şu şekilde de belirtebiliriz. Yani fonksiyonumuzun dışına koyduk K'yı. Çünkü biliyorsunuz bu bağımlı değişken, bunlar bağımsız değişken. Parantez içerisinde yer alan değişkenler bağımsız değişkenler. Bağımsız değişken demek dışarıdaki başka nedenlerden dolayı artması, azalması, değişmesi söz konusu olmakta. Ancak bu değişken bunu etkilemektedir ya da bunu belirlemektedir diğer bir deyişle. Şimdi biz K'yı parantezin dışına atmakla birlikte neyi vermiş olduk? K belli bir miktarda. K kullanmaktayız. K sabittir. Üretim miktarımız sadece emek miktarındaki, iş gücü miktarındaki artış ya da azalışa bağlı olarak üretim miktarımız değişmektedir diye aslında bunu bu şekilde ifade etmiş olduk. Bu şekilde. Tamam. İsterseniz o şekilde de yazabilirsiniz. İsterseniz parantez içerisinde K'yı koyup üstüne çizgiyi de koyabilirsiniz. Fark etmez. İkisi de sonuçta aynı üretim fonksiyonunu vermektedir. Şimdi burada üretim fonksiyonumuzu belirlemeden önce ya da çizimlere geçmeden önce bazı kavramlar var. O kavramları da açıklık getirmemiz gerekiyor. Onları da tanımlamamız lazım. Genel itibariyle kullandığımız kavramlardan bir tanesi toplam fiziki ürün. TPP olarak gösteriliyor. Total productivity of unuttum toplam fiziği total physical product pardon total physical product'tan geliyor kısaltılması. Dolayısıyla aslında burada gösterdiğimiz üretim fonksiyonu içerisinde gösterdiğimiz Q toplam fiziki üründür. Bazı kaynaklarda başka iktisat kaynaklarına mikro kitaplarına baktığınız zaman TP olarak da gösterilebilir bu. Yani iki tane P yerine bir tane P gösterilebilir. Orada kısaltıyor. Toplam ürün diyor. Yani toplam fiziki ürün yerine toplam ürün diyor. Çünkü biz burada ölçeceğimiz şeyler fiziki miktarlardır. Yani parasal miktarlar değildir. Fiziki miktarlar olduğu için toplam fiziki ürün TPP olarak göstermemiz mümkün. Bu da üretim sürecinde kullanılan değişken girdi miktarının arttırılması ile elde edilen toplam ürün miktarını vermekte. Yani Q'yu vermekte. Aslında ikinci bir kavramımız ise marjinal fiziki ürün MPP. Bunlara indis olarak L'yi koyuyoruz. Genelde TPPL, MPPL şeklinde gösteriyoruz. O L şunu gösteriyor. Çünkü değişken girdiğimiz üretim fonksiyonumuzda sadece emek. Yani L. Dolayısıyla bunun miktarının artması ve azalmasına bağlı olarak toplam fiziki ürün ya da marjinal fiziki ürün ya da ortalama fiziki ürün ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla o yüzden biz indis olarak L indisini koyuyoruz. Onu da antiparantez içerisinde hatırlatayım. Marjinal fiziki ürün dediğimiz zaman ise üretimde kullanılan diğer girdiler sabitken, yani K sabitken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış şeklindeki değişmenin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişmedir. Yani diğer bir deyişle son birim emeğin üretim miktarı üzerindeki etkisini bize aslında vermektedir bu. O yüzden marjinal fiziki ürünü elde edebilmek için toplam fiziki üründeki değişme bölü kullandığımız değişken girdideki yani L'deki değişme şeklinde bunu hesaplamaktayız arkadaşlar. Bunun dışında diğer bir kavramımız ise ortalama fiziki ürün APPL olarak gösterilmekte. Bu da bir birim girdi başına elde edilen ürün miktardır. Yani bir birim emek başına düşen ürün miktarını vermektedir. Bunu da hesaplayabilmemiz için o yüzden toplam fiziki ürünü değişken girdimiz olan L yani emeği oranlamamız yeterli olmaktadır diyebiliriz. Peki şimdi burada iki tane şekil görüyorsunuz arkadaşlar. Üstteki şekilde toplam fiziki ürün eğrisi yer almakta. Alttaki şekilde ise ortalama fiziki ürün ve marjinal fiziki ürün eğrileri yer almakta. Şimdi bu eğrilere baktığımız zaman bu eğrilerde gördüğümüz şey şu. Toplam fiziki ürün eğrisi önce azalarak artmakta, ondan sonra artarak artmakta, belli bir noktada maksimuma ulaşmakta, belli bir iş gücü miktarında maksimuma ulaşmakta, ondan sonra tekrar azalma süreci içerisine girmektedir. Toplam fiziki ürünün bu şekilde seyir izlemesinin nedeni azalan ve artan verimler yasasının işlemesidir. İlk etapta
artan verimler yasası işlediği için artarak artmakta, ondan sonra azalarak artmakta, ben ters söyledim galiba demin, toplam fiziki ürünümüz öncelikle artarak artmakta, sonra azalarak artmakta, maksimum olmakta ve ondan sonra azalmakta. O yüzden önce artan verimler yasası işler. Artan verimler yasasının işlemesi şunu ifade ediyor. Şimdi düşünün ki sizin sabit sermaye olarak girdiniz var, sabit girdiniz sermaye var belli bir miktarda. Diyelim ki özür dilerim, hızlı hızlı konuşmaya başladığım için diyelim ki 5 birimlik bir sabit girdiniz var, tamam mı? Bu hiç değişmiyor. Üretim yapın veya yapmayın, 5 birimlik bir girdiniz söz konusu. Ondan sonra değişken girdiği, bu sabit girdi üstüne arttırarak koyduğunuzu düşünün. Yani emek miktarınızı arttırdığınızı düşünün. Şimdi 5 birim sermayeniz var. Birinci işçiyi aldınız. Bu 5 birim sermaye ne olabilir? Sabit girdiler genel itibariyle fabrika binası, makineler, tesisat, araç gereç ve yönetim kadrosunu ifade etmektedir. Tamam, buradaki sermaye girdisini finansal sermaye ile karıştırmayın sakın. Birinci derste finansal sermaye, bono, tahvil, hisse senedi gibi parasal büyüklükleri ifade ettiğini söylemiştik hatırlarsanız. Ama bizim kullandığımız sermaye kavramı parasal bir büyüklüğü ifade etmemekte. Makine, araç, gereç, tesisat, bina gibi, arsa, arazi gibi parasal olmayan büyüklükleri ifade ettiğini söylemiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla diğer malların üretiminde bir girdi niteliğini taşıdığından bahsetmiştik sermaye için. Dolayısıyla şimdi düşünün ki sizin fabrika binası bir birim sermaye ifade etsin, 4 birim sermayede kullandığınız makinaları ifade ettiğini düşünelim. Tamam mı? Şimdi 4 tane makinanız var. Birinci işçiyi getirdiniz, aldığınız işe. Birinci işçi bir tane makinanın başında çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla belli bir miktarda ürün üretecek. Yani üretim miktarı ya da TPP ortaya çıkacak. Toplam fiziki ürün ortaya çıkacak. İkinci işçiyi getirdiğiniz zaman ikinci işçi de ikinci makinanın başına geçecek. Dolayısıyla İki işçi birlikte toplam fiziki ürünün hızlı bir şekilde, yani artan oranda artmasına neden olacak. Çünkü değişken girdi başına düşen sabit girdi miktarı oldukça fazladır, oldukça yüksektir. Bu yüzden işçilerin verimi de fazla olacaktır. İşçilerin verimi de yüksek olacaktır. Ya da diğer değişken girdinin verimi de yüksek olacaktır. Dolayısıyla artan verimler işleyecektir. Üçüncü işçiyi de getirdiniz. Üçüncü makinenin başına oturttunuz. Dolayısıyla sizin toplam fiziki ürününüz hızlı bir şekilde artmaya devam edecek. Çünkü her işçi başına bir makine düşüyor. Hepsi üretim süreci içerisinde fazlasıyla üretim yapabilmekte. Dolayısıyla verim artmakta. Dördüncü işçiyi de getirdiniz. Dördüncü makinenin başına oturttunuz. Dolayısıyla yine toplam fiziki ürününüz artan oranda artış gösterecektir. Ancak dördüncü işçiden sonra beşinci işçiyi alırsanız beşinci işçiye düşen bir makine tek başına yok. Dolayısıyla 5. işçi ancak nedir? Ne yapacak? 5. işçi diğerleri mola verdiğinde, işte sigara molası, çay molası verdiklerinde ya da tuvalete gittiklerinde, hasta olduklarında vesaire, onların yerine geçebilecek işçi konumunda olacak 5. işçi. Dolayısıyla hani bir stepne görevini görecek orada. Üretimin aksamasını ya da makinenin boş kalmasını önleyecek bir noktada. Ancak dolayısıyla o 5. işçi direkt kendisi bir makine kullanmadığı için artık artan verimler değişken girdi başına düşen sabit girdi miktarı giderek azalmaya başlayacak. Dolayısıyla artık o eskisi kadar verim artışı sağlamayacağı için sizin toplam fiziki ürününüz bir öncekiler gibi artış oranında artmayacaktır. Daha düşük bir oranda artış gösterecektir. Daha yavaş artacaktır. Yine sizin toplam ürün miktarınız artacak ancak bir öncekilerine göre daha düşük oranda artış gösterecektir. Tamam mı? 6. işçiyi de aldınız. Yine sizin toplam fiziki ürününüz, yani üretim miktarınız nihai olarak artış gösterecek. Ancak yine bu 6. işçi de diğer 5. işçi gibi bir stepne görevi gördüğü için ve siz işçi sayısını arttırdıkça işçi başına, yani değişken girdi başına düşen sabit girdi miktarı azalacağından dolayı 6. işçinin sağladığı verim
beşinci işçiye göre daha düşük olacaktır. Yani altıncı işçinin marjinal fiziki ürünü beşinci işçinin marjinal fiziki ürününden daha düşük olacaktır. Evet, toplam fiziki ürün artacak ama azalan oranda artmaya başlayacak. Çünkü artık o kadar fazla işçi var ki etrafta, her işçiye bir makine düşmemekte. Tamam mı? Devam ettik, işçilerin alımını devam ettikçe bir noktaya kadar artık iki işçi aynı anda bir makinede çalışır hale gelecek. Dolayısıyla yine sizin toplam fiziki ürününüz artacak ama hep bir önceki işçiye göre her ilave işçinin toplam fiziki üründe yarattığı değişme bir önceki işçiden daha düşük oranda gerçekleşecektir. Dolayısıyla toplam fiziki ürününüz artık azalan oranda artmaktadır diyebiliriz. Öyle bir noktaya geldi ki yeterince işçi aldığınız için artık 7. işçiyle 8. işçinin örneğin diyelim nedir? Her ikisinin de alıyorsunuz ancak sizin toplam ürününüz değişmiyor. Yani 8. işçinin marjinal verimliliği sıfır. O toplam fiziki ürünü arttırıcı herhangi bir etki yaratmıyor. Tamam mı? Dolayısıyla 7 işçiyle de aynı toplam fiziki ürüne ulaşıyorsunuz. 8 işçiyle de aynı toplam fiziki ürüne ulaşıyorsunuz. O zaman bizim toplam fiziki ürün eğrimiz maksimuma ulaşmaktadır diyebiliriz. Ondan sonra 9. işçiyi almaya başladığınız zaman artık kaytarmalar iyice artacağı için, artık hepsi birbirine dolanacağı için toplam fiziki ürün eğriniz artık azalma sürecine giriyor. Azalmaya başlıyor. Neden azalacak? Çünkü artık hepsi birbirinin ayaklarına dolanıyor. O diyor ki aman o çalışsın, ben biraz daha uzun mola yaparım. Bugün rapor alırım ya, evde yatarım. Nasıl olsa birisi var yerime bakacak şeklinde düşünceler artmaya başlıyor. Ve her ilave işçiyi aldıkça değişken girdi başına düşen sabit girdi miktarı giderek azalma göstermekte. Dolayısıyla her ilave işçinin bir öncekine göre katkısı daha düşük olmakta. Ve o noktada artık o kadar fazla işçi var ki 9 işçiyle birlikte hepsi birbirinin ayaklarının altında dolanarak kaytarmalar arttığı için sizin üretim miktarınız da azalma sürecine girmektedir. O zaman toplam fiziki ürünümüz önce artan verimler yasasının işlemesi nedeniyle hızlıca artar. Sonra azalan verimler yasası işlemeye başladığı için, yani değişken girdi başına düşen sabit girdi miktarı giderek azaldığı için işçileri almaya devam ettikçe azalan oranda artar. Belli bir işçi miktarına ulaştığınızda artık toplam fiziki ürününüz maksimuma ulaşır. Ve ondan sonra işçi alımına, yani değişken girdiği artırmaya devam ettikçe üretim miktarınız, toplam fiziki ürününüz azalma sürecine girer. Bunu marjinal fiziki ürün ve ortalama fiziki ürün eğrileriyle ilişkilendirdiğimiz zaman arkadaşlar, eğer dikkat ederseniz toplam fiziki ürün eğrimize B noktasında orijinal çıkan bir doğru çizdik. Bu doğru bize, o doğrunun eğimi bize ortalama fiziki ürünü vermekte. Aslında şöyle demek lazım. Bir toplam fiziki ürün eğrisi üzerindeki herhangi bir noktaya orijinden çıkan bir doğru çizdiğinizde o doğrunun eğimi ortalama fiziki ürünü vermekte. Ben bunu çizerek anlatmak istiyorum. Hani o şekil üzerinden çok net anlaşılmıyor çünkü. Şöyle yapalım. Ben buraya böyle bir toplam fiziki ürün eğrisini çizdim. Bu aynı zamanda üretim miktarını ifade etmekte. Tamam mı? Yatay eksende L yer almakta. Değişken girdi olarak. Dikey eksende de toplam fiziki ürün yer almakta. Şimdi siz iş gücünü arttırdıkça arttığını, hızlı arttığını, sonra yavaş arttığını, sonra maksimum olduğunu söylemiştik. Şimdi orijinden çıkan toplam fiziki ürün eğrisi üzerindeki herhangi bir noktaya bir doğru çizdiğiniz zaman bu doğrunun eğimi bize ortalama fiziki ürünü verir. Yani şurada. Şuraya çizdiniz, bakın ne oluyor? Giderek dikleşiyor çizdiğimiz doğru. Dolayısıyla ortalama fiziki ürünün arttığını göstermekte bize. Altına da çizersek. Demek ki ortalama fiziki ürün bu noktalarda artış göstermekte, artmakta. Çizdiniz. Öyle bir nokta gelecek ki toplam fiziki ürün eğrisine orijinal çıkan bir doğru çizdiğinizde o doğru toplam fiziki ürün eğrisine teğet olacak. Kırmızı güzel yazmıyor.
teğet olacak. Dikkat ederseniz bakın. Teğet oldu. Orijinal çıkan bir doğru çizdiniz toplam fizik ürünesine ve o noktada o doğrunuz teğet oldu. Bunun değme noktası, teğet olduğu nokta bizim şeklimizde, demin slide'daki şeklinde B noktasıydı. Bize şunu gösteriyor. Bu noktada bizim ortalama fiziki ürün eğrimiz maksimuma ulaşmakta. Maksimum olmakta. Çünkü bundan sonraki, örneğin şu noktaya çizeceğiniz orijinden çıkan bir doğru, dikkat edin bakın ne oldu? Şunun altında kaldı. Dolayısıyla eğim azalmaya başladı. Demek ki ortalama fizik ürün eğrimiz artık azalma gösterecektir. Tamam mı? Bizim için önemli olan nokta bu. İkinci önemli nokta marjinal fizik ürünü elde ederken. Çünkü burada biliyoruz ki ortalama fizik ürün önce değme noktasına kadar artıyor. Orada maksimum oluyor. Ondan sonra azalmaya başlayacak. Çünkü artık bizim toplam fizik ürünümüz azalan oranda arttığı için azalan verimler yasası işlemeye başlıyor. Azalan verimler yasasının işlemesi şunu gösteriyor. Artık işçi başına düşen toplam fizik ürünün azalması, yani ortalama fizik ürünün azalması söz konusu olmakta. Marjinal fizik ürünü elde edebilmemiz için de toplam fizik ürün eğrisi üzerindeki herhangi iki nokta arasına çizeceğimiz doğrunun eğimi bize marjinal fizik ürünü verecektir. Başka bir şekil üzerinde çizeceğim. Burada gözükmediği için tam olarak. Şöyle bakalım. Bu TPP ile. Şimdi bir iki nokta arasına, yani şöyle iki nokta arasına çizeceğimiz doğrunun eğimi bize marjinal fizik ürünü verecektir. Tamam mı? Dikkat ederseniz bakın. Burada ilk çizdiğimle ikinci çizdiğim nasıl? Giderek dikleşiyor. Dolayısıyla eğim artıyor. Bu ne demektir? Marjinal fizik ürün eğrimizin artacağını göstermekte. Öyle bir noktaya geliyor ki o noktada artık çizeceğimiz marjinal fizik ürün maksimuma ulaşacaktır. Yani en yüksek değerini alacaktır. Bakın şu noktada en yüksek değerini aldı. Bundan sonra çizdiğimiz iki nokta arasında çizeceğimiz doğru ne oldu? Giderek yatıklaşmaya başladığı için eğim azalmaya başlayacak. Dolayısıyla şuradaki büküm noktasında, toplam fizik ürün eğrisinin büküm noktasına kadar bizim marjinal fizik ürün eğrimizin artacağını göstermekte. Ondan sonra iki nokta arasında çizdiğimiz her doğrunun eğimi azaldığı için bizim marjinal fizik ürün eğrimiz azalma gösterecektir. Ancak dikkat etmemiz gereken nokta var. O noktada şu. Bizim toplam fizik ürün eğrimize çizdiğimiz şöyle. Orijinal çıkan doğru vardı ya, ortalama fizik ürünü veren. Ortalama fizik ürünün maksimum noktasını veren. Bakın o noktaya çizdiğimiz, orijinal çıkan kırmızı olarak çizdiğimiz doğrunun eğimiyle o iki nokta arasında çizdiğim, yani marjinal fizik ürünü elde ettiğim doğru çakışmakta. İkisi de aynı değere ulaşmakta. Eğimleri ikisinde aynı olmakta. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki bu üretim düzeyinde bizim ortalama fiziki ürünü eğrimiz ne olması gerekiyor? O noktada maksimum olmaktaydı. Şöyle çizeyim. APPL'yi. Maksimum olmaktaydı o noktada. Tamam mı? Dolayısıyla iki doğru da çakıştığı için ikisinin eğimi aynı olduğuna göre demek ki o noktada bu üretim düzeyinde Q1 diyeyim ben buna. Q1 üretim Q nereden çıktı? L1 iş gücü düzeyinde ne olması gerekir? Hem MPP'li hem APP'li birbirine eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim MPP'li eğrimiz maksimum ulaşacak. O noktada gelecek APP'li eğrisini keserek azalma sürecine geçecektir. Tamam mı? Oradan yani APP'li eğrisini, ortalama fizik ürün eğrisini maksimumundan keserek azalacaktır. Nereye kadar bu azalma devam edecek? Bakın şurada toplam fizik ürün eğrisinin maksimum olduğu emek girdileri arasına çizdiğimiz doğrunun eğimine baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Bu doğru yatay eksene paralel. Yani eğimi sıfır. Bu demektir ki marjinal fiziki ürün
bu iki nokta arasında sıfır değerini almaktadır. Dolayısıyla benim çizim biraz şey olmuş. Orada yatay ekseni keserek azalmaya devam etmesi söz konusu olmaktadır. Marjinal fiziki ürün eğrisini. Tamam. Bu bağlamda o zaman azalan marjinal verimler yasasının söz konusu olduğundan bahsedebiliriz bu noktada. Ve dolayısıyla eğer diğer girdiler sabitken, bizim burada girdiğimiz sermayeyi de hatırlarsanız, tek bir girdinin üretimde kullanılan miktarları arttırıldığında, yani emek girdisi arttırıldığında, bu girdinin marjinal fiziki ürünü belli bir noktaya kadar artacaktır ve bu noktadan sonra ise azalma gösterecektir diyebiliriz. Bu da o artışı nerededir? Bunun büküm noktasında, toplam fiziki ürün eğrisinin büküm noktasına kadar marjinal fiziki ürünün artacağını göstermektedir. Diğer bir deyişle. Şimdi üretim kuramımızı bir de uzun dönem olarak ele aldığımız zaman, uzun dönem üretim kuramını genelde biz eş ürün eğrileri yardımıyla açıklamaktayız arkadaşlar. Uzun dönemin kısa dönemden farkı neydi? Bütün girdilerin artık değişken niteliğe sahip olmasıydı. Yani hem emek girdimizi hem sermaye girdimizi her ikisini de üretmek istediğimiz miktara bağlı olarak arttırmamızın, azaltmamızın mümkün olacağı uzunluktaki bir dönemle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. İstediğimiz şekilde emeği de sermayeyi de artırıp azaltabiliyoruz. Dolayısıyla biz bunu eş ürün eğrileri ile anlatmaya çalışıyoruz uzun dönemi. Ve eş ürün eğrisi dediğimiz zaman da aynı çıktı düzeyini sağlayan, tüm teknolojik olarak etkin emek sermaye kombinasyonlarını gösteren eğri eş ürün eğrisidir diyebiliyoruz. Bu durumda bizim daha önce yazdığımız üretim fonksiyonumuza baktığımız zaman, üretim miktarının bu sefer hem emeğin hem sermayenin bir fonksiyonu olduğunu görüyoruz. Herhangi bir çizgi çizmediğimiz için kanun üzerine, kanun da yani sermayenin de değişken niteliğe sahip olduğunu ifade edebiliriz bu durumda. Şimdi üretim kuramı içerisinde burada eş ürün eğrilerini çizmek istediğimiz zaman iki tane girdimiz emek ve sermaye olduğunu belirtmiştik üretim fonksiyonunda. Dolayısıyla bu iki girdinin kullanılması durumunda üretim düzeylerimizin ne olacağını bu eş ürün eğrileri vasıtasıyla göstermemiz mümkündür. Dikkat ederseniz burada farklı üretim miktarlarını temsil eden 3 tane eş ürün eğrimiz var. Q50, Q70 ve Q95. Bu demektir ki 50 birim üretim çıktı. 70 birimlik çıktı düzeyini gösteren ve 95 birimlik çıktı düzeyini gösteren eş ürün eğrilerimiz var. Ve bu eş ürün eğrileri ile K ve L gibi iki farklı değişken girdiyi kullanarak, bunlardan farklı miktarlarda kullanarak belli bir miktardaki çıktıyı elde edebileceğimizi söylemek mümkündür. Yine ben çizerek anlatmak istiyorum. Çünkü o şekillerden oraya bir şekil yansıttığın zaman üzerinde anlatmak çok daha zordur ya da anlaşılması daha zordur. O yüzden yatay eksende emek, dikey eksende sermayenin yer aldığı bir diyagram üzerinde bizim çizeceğimiz bir eş ürün eğrisi, örneğin bu Q50 idi bizim şeklimizde, Q50 üretim düzeyi olsun. İster büyük Q ister küçük Q fark etmez, ikisini de gösterebilirsiniz. Şimdi 50 miktardaki 50 birimlik bir çıktıyı hem K'dan hem L'den kullanarak, farklı miktarları da kullanarak elde etmemiz mümkün olacağını göstermekte. Örneğin isterseniz şu kadar sermaye, bu kadar emek kullanarak da 50 birim çıktı elde edebilirsiniz. İsterseniz tersine şu kadar emek, şu kadar sadece sermaye kullanarak da yine 50 birimlik çıktı elde edebilirsiniz. Yani buradaki A ve B farklı emek sermaye kombinasyonlarını göstermektedir. Tamam mı? Farklı emek kombinasyon, farklı emek ve sermaye kombinasyonları ile istediğiniz şekilde üretim yapabileceğinizi ifade etmektedir. Diğer bir deyişle. Bunun dışında bizim şeklimizde ne vardı? Ben ona göre çizelim. Yine tekrar yapalım. Şöyle. LK 0 neymiş?
şu 50 birimlik çıktı düzeyiymiş. 3 birim A. Bu 3 birim şu 1 birim mi ifade edermiş. Oradan yola çıkalım. Yani A kombinasyonunda 3 birim sermaye, 1 birim emek kullanarak 50 birimlik çıktı elde etmemiz mümkün. Şimdi eğer kullandığımız sermaye miktarını sabit tutarsak, yani sermayeyi 3 birim olarak kullanmaya devam edersek, bunun yerine kullandığımız emek miktarını arttırırsak, daha fazla emek kullanırsak, o zaman artık hala 50 birim çıktı elde etmemiz mümkün değildir. Şimdi düşünün, başlangıçta 3 tane sermaye, 3 tane makineyle bir işçi kullanıyordunuz ve bunun sonucunda 50 birim çıktı elde ediyorsunuz. Ancak 3 makine varken artık 3 örneğin 3 tane ya da 2 tane işçi kullanırsanız üretim sürecinde emeği artırırsanız doğal olarak 50 birimden daha fazla çıktı elde etmeniz mümkün olacaktır. Bu durumda o zaman sizin eş ürün eğriniz neymiş burada? 70 birim mi? 70 birim. Yani üretim miktarınız artacak. Eş ürün eğriniz sağa kayacak. Dolayısıyla yeni çıktı düzeyiniz ya da çıktı miktarınız artacak. Şimdi daha fazla emek kullandığınız için aynı miktarda sermaye kullanmanıza rağmen daha fazla emek kullandığınız için ister istemez üretim miktarınız da artacaktır. Dolayısıyla eş ürün eğrisinin sağa doğru kayması, yani orijinden giderek uzaklaşması daha yüksek bir üretim düzeyini bu durumda temsil edecektir diye ifade edebiliriz bunu. Aynı şey şey için de geçerli olabilir. Yani kullandığınız emek miktarını sabit tutarak buna karşılık kullandığınız sermaye miktarını arttırarak farklı bir eş ürün eğrisine ulaşmanız mümkün olabilir. Örneğin 2 birim kullandığınız emeği sabit tuttuğunuz takdirde daha fazla sermaye kullanmaya başlarsanız, örneğin 5 birim sermaye kullanırsanız şuradaki faktör bileşimine ulaşacağınız için, faktör kombinasyonuna ulaşacağınız için bu artık daha yüksek bir üretim düzeyini temsil eden yeni bir eş ürün eğrisi üzerindeki bir kombinasyonu oluşturacaktır diyebilirsiniz. Dolayısıyla kullandığınız emek miktarını 2 birimde sabit tutup sadece sermayeyi arttırdığınız takdirde doğal olarak daha fazla üretim elde etmeniz mümkün hale geleceği için yeni faktör bileşiminiz ile 95 birim üretmeniz mümkün hale gelmektedir diyebiliriz buna. Peki o zaman eş ürün eğrilerinin özelliklerinden bahsetmemiz lazım. Pardon, çevirmemişim. Eş ürün eğrilerinin özelliklerinden bahsetmemiz lazım. Eş ürün eğrilerinin özelliklerine baktığımız zaman demin de belirttiğim gibi orijinden uzaklaştıkça her bir sonraki eş ürün eğrisi bir öncekine göre daha yüksek bir üretim düzeyini vermektedir. Yani eş ürün eğrisi orijinden uzaklaştıkça daha yüksek bir üretim düzeyini temsil eder. Bunun dışında eş ürün eğrileri negatif eğimlidir. Demin de çizdiğimiz gibi gördüğünüz gibi sol yukarıdan başlar, sağ aşağıya doğru iner. Yani negatif eğim göstermektedir. Bunların üzerinde biraz sonra yine daha net bir şekilde duracağım. Bakayım burada şey yapmış. O zaman hazır burada anlatayım. Bütün özelliklerini sıralayalım. Ondan sonra şekiller üzerinden ben bunları anlatayım size yine. Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler. Bunun dışında orijine göre dış bükeydirler ve eş ürün eğrisi üzerindeki her bir nokta aynı üretim düzeyini göstermektedir. Bunlar eş ürün eğrilerimizin özellikleri olarak karşımıza çıkmakta. Peki bu özelliklerini biraz şekiller üzerinden anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Neden böyle olduklarını vermeye çalışalım. Ben kitaba da bir taraftan bakıyorum acaba bir şey atlamayayım diye. Negatif eğim, yani orijinden uzaklaştıkça daha yüksek bir üretim düzeyini temsil ettiğini söylemiştik, anlatmıştık. Bunun dışında negatif eğimli olduklarını söylemiştik. Şu şekilde negatif eğimlidirler. Bu negatif eğimli olmalarının nedenine baktığımız zaman şudur. Şimdi yatay eksende emek, dikey eksende sermaye yer alıyor ya arkadaşlar. Dolayısıyla her eş ürün eğrisi farklı emek ve sermaye kombinasyonları ile aynı miktardaki çıktıyı üretebileceğimizi gösteriyor. Dolayısıyla siz kullandığınız
faktörlerden bir tanesinin miktarını arttırırken ister istemez diğerinin miktarını azaltmak zorundasınız. Yani emek miktarını arttırdığınız zaman bunun karşılığında aynı üretim düzeyinde kalabilmeniz için diğerinin miktarını azaltmak zorundasınız. Aksi takdirde kullandığınız örneğin emek miktarını arttırdığınızda sermaye miktarını sabit tutarsanız bunun sonucunda kullanacağınız faktör bileşimi şuna tekabül edecektir. Bu A, bu B noktasıysa D noktasına tekabül edecek. Bu faktör bileşimi kullanıyor olacaksınız. Dolayısıyla bu faktör bileşimini kullandığınız takdirde yani emeği arttırırken sermayeyi sabit tutarsanız değil azaltmazsanız o zaman daha fazla ürün elde etmeniz, çıktı elde etmeniz mümkün hale gelecektir. Ama aynı üretim düzeyini koruyabilmeniz için birinin miktarını arttırırken diğerinin miktarını doğal olarak azaltmak zorunda olduğunuz için bunları birbiriyle kısmi olarak ikame etmek zorunda olduğunuz için bu üretim faktörlerini bizim eş ürün eğrilerimiz negatif eğime tabi olmaktadırlar diyebiliriz ya da negatif eğimli olmaktadırlar diyebiliriz. Bunun dışında eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler. Varsayalım ki kesmiş olsunlar. Şimdi burası yine L, burası yine K. Şuradaki A bileşimine bakalım. Şuradaki B, şuradaki C bileşimine bakalım. Faktör bileşimlerine bakalım. Şimdi A faktör bileşiminde ne görüyoruz arkadaşlar? Şu kadar emek ve sermaye kullanarak, şu kadar emek, şu kadar sermaye kullanarak hem 50 birim hem 70 birim üretebileceğimizi gösteriyor. B faktör bileşimi ise 50 birim üretebileceğimizi gösteriyor. C faktör bileşimi ise 70 birim üretebileceğimizi gösteriyor. Şimdi A ve B her ikisi de 50 birimlik çıktı üretilen eş ürün eğrisi üzerine yer aldığına göre o zaman A faktör bileşimi ile B faktör bileşimi sonuç itibariyle 50 birimlik çıktıya tekabül etmekte. Buna karşılık A ve C noktaları, faktör bileşimleri de 70 birimlik çıktığı ifade eden eş ürün eğrisi üzerinde yer almakta. Dolayısıyla A ile C'nin eşit olması söz konusu olduğuna göre bunlar 70 birim üretileceğini göstermekte. O zaman eğer A ile B eşitse ve A ile C de eşitse o zaman C ile B de eşit olması lazım. Ama C ile B farklı üretim düzeylerini temsil etmekte. Çünkü neden? B'de şu kadar emek ve sermaye kullanılırken C noktasında B'ye göre daha fazla emek ve daha fazla sermaye kullanarak daha fazla çıktı elde etmeniz mümkün. O zaman burada bir terslik var. Demek ki kesişmeleri doğru değildir. Kesişmemeleri gerekmektedir bu deyişle. Orijine göre dış bükeydirler. Orijine göre dış bükey olmalarını marjinal teknik kıyanma oranı yardımıyla açıklayacağım size. Orijine göre dış bükey olmalarını. Çünkü orijine göre dış bükey olmaları marjinal verimlerle alakalı bir şey. O yüzden marjinal teknik kıyanma oranını anlatırken onun üzerinde daha net bir şekilde duracağım. Onun dışında eş ürün eğrisi üzerindeki her bir nokta aynı üretim düzeyini gösterir dedik. Dolayısıyla 50 birimlik üretim düzeyini temsil ediyorsa ister buradaki A faktör bileşimi, ister B faktör bileşimi, ister C faktör bileşimi seçin. Fark etmez. Sadece kullandığınız faktör miktarları değişmektedir. Yani A'da daha fazla sermaye, daha az emek kullanırken C'de daha az sermaye, daha fazla emek kullanarak aynı miktar çıktığı elde etmeniz söz konusu olmakta. Dolayısıyla A'da, B'de, C faktör bileşimleri de farklı miktarlarda K ve L kullanımları ile hep aynı miktardaki çıktığı elde etmenizi ifade etmektedir diyebiliriz. Çeyrek var saat, isterseniz ara verelim, ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Siz bilirseniz, isterseniz ara vermeden devam etmemiz de mümkündür. Nasıl isterseniz. Size bırakıyorum. Ara verelim mi? Tamam. O zaman ölçüye göre getiri kavramına girmeden önce bir ara verelim. Ondan sonra ölçüye göre getiri kavramıyla devam edelim. Tamam? 15 dakika ara, 2'de başlıyoruz. Benim. Başlayalım mı? Tamam o zaman.
O zaman başlayabiliriz. Şimdi Eşürün eğrisi analizini kısa döneme de uygulamak mümkündür. O zaman sermaye girdisini sabit tutarız ve buna bağlı olarak sadece değişken girdimiz olan emek miktarını arttırarak ya da azaltarak da üretim düzeyinin ne kadar değişeceğini göstermemiz mümkün hale gelir. Kısa döneme de uygulamak ya da uyarlamak söz konusu olmakta. Bunun dışında uzun dönemde biz aynı zamanda ölçüye göre getiri kavramını kullanırız. Neden? Şimdi uzun dönem söz konusu olduğuna göre her iki girdiğimizde değişken niteliğe sahip olduğu için onların miktarlarını istediğimiz şekilde ayarlamamız söz konusu olmakta. Dolayısıyla kullandığımız hem emeği hem sermayeyi birlikte arttırdığımız takdirde bunun sonucunda bizim firmanın ölçeğinde bir değişme meydana gelecektir. Ve buna bağlı olarak da bu ölçeğe göre getiri kavramı ile karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla üretimde kullandığımız girdiler aynı oranda ve aynı yönde yani artış yönünde değiştirildiğinde bunun sonucunda bizim üretim miktarımızın ne kadar arttığını göstermektedir ölçeğe göre getiri. Bu bağlamda üç farklı durum ortaya çıkabilir. Bir ölçüye göre sabit getiri, bir ölçüye göre artan getiri ya da ölçüye göre azalan getiri. Bu ne demektir? Şimdi düşünün ki emek ve sermayeyi iki girdimizi aynı oranda, örneğin %100 oranında arttırdık ikisini de. Bunun sonucunda bizim üretim miktarımız da %100 oranında artarsa o zaman ölçüye göre sabit getiriden bahsediyoruz. Şöyle bahsedeyim. Bizim üretim fonksiyonumuz bu ya arkadaşlar. KVL'den oluşuyor. Dolayısıyla biz bunları %100 oranında ikisini de arttırırsak o zaman bu da %100 oranında artacağı için ikisindeki artış aynı gerçekleşti. Dolayısıyla ölçüye göre sabit getiri var. Ama farklı olarak yapıp da diyelim ki yine biz K'yı %100 oranında arttırdık, L'yi %100 oranında arttırdık. Ama bunun sonucunda örneğin daha önce ikişer tane 2K, 2L kullanıyorduk. Bunları %100 arttırdık, ikisinden de 4'er tane kullandık. Tamam mı? 2K, 2L kullanırken diyelim 50 birimlik bir çıktı elde ediyorduk, 50 tane mal üretiyorduk. %100 oranında K'yı L'yi arttırdık. 4'er birim kullanmaya başladık ikisinden. Bunun sonucunda üretim miktarımız 50 değil de diyelim %100'ün üzerinde ne olsun? %100 olsa 100 olur. 150 olsun. 150 tane üretmeye başladık. O zaman bunun artışı %150. Tamam mı? Daha fazla. Dolayısıyla o zaman şöyle bir durumla karşı karşıya kalırız. Yani üretim miktarımızda, çıktı miktarımızdaki artış oranı üretim faktörlerindeki yani girdilerdeki artış oranından daha fazla. Dolayısıyla o zaman biz burada ölçüye göre artan getirinin olduğundan bahsediyoruz. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Üretimde kullanılan girdiler aynı oranda arttırıldığında bunun sonucunda çıktı düzeyindeki artış yani Q'daki artış daha büyük oranda gerçekleşirse o zaman ölçüye göre artan getiri vardır diyoruz. Buna karşılık diyelim yine üretim fonksiyonumuz K ve L söz konusu. Bunları yine %100 oranında arttırdık. Yani 2'den 4'e çıkarttık %100 arttırdık. Ama Q 50 birimken %100 artmıyor, %100'ün altında artarsa 50 birim %150 artsın. Yani %50 artsın sadece. 50'den 75 birime çıktı. 2K, 2L kullanırken 50 birim üretirken şimdi 4K, 4L yani %100 oranında girdileri arttırırken üretim miktarını sadece 75 birim oldu. Yani sadece %50 oranında arttı. O zaman ise ölçüye göre
azalan getiriden bahsediyoruz. Yani üretimde kullanılan girdiler aynı oranda arttırıldığında çıktı düzeyindeki artış daha düşük bir oranda gerçekleşiyorsa o zaman ölçüye göre azalan getiriden bahsediyoruz. Bunları biz eş ürün eğrileri ile de gösterebiliyoruz arkadaşlar. Eş ürün eğrileri ile gösterdiğimiz takdirde burada görüyorsunuz farklı eş ürün üretim düzeyleri ifade eden eş ürün eğrilerimiz var. İlk etapta A noktasında dikkat ederseniz 10 birim sermaye, 10 birim emek kullanarak o 100 birimlik bir üretim gerçekleştiriyoruz. Daha sonra %100 oranında hem emeği hem sermayeyi arttırdık. 10 birimden 20 birime çıkarttık. %100 arttı. Hem K hem L. Bunun sonucunda B noktasına ulaşıyoruz. Yani diğer bir eş ürün eğrisine ulaşıyoruz. Bu eş ürün eğrisine dikkat ederseniz ne kadarlık bir çıktı düzeyi temsil ediyor? 300 birimlik bir çıktı düzeyini temsil ediyor. Şimdi oradaki artış ne kadar gerçekleşmiş üretim düzeyindeki artış? %100'den fazla, değil mi? %100'den daha fazla bir artış gerçekleşmiş üretim düzeyinde. Dolayısıyla ölçeğe göre artan getiri ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi kullandığımız K ve L'yi yine %100 oranında arttıralım. 20 birimden 40 birime çıkartalım her ikisini de. Şimdi C noktasına ulaşmış oluyoruz. Yani 600 birimlik bir çıktı düzeyini temsil eden eş ürün eğrisi üzerindeki C noktasına ulaşmış oluyoruz. Hem K'yı hem L'yi %100 oranında arttırdık. Üretim düzeyimiz 300'den 600 birime çıktı. Yani üretim de %100 oranında artış gösterdi. Tamam? Ha. Tekrar kullandığımız K ve L'yi %100 oranında artıralım. Dolayısıyla 40'ar birimden 80 birime çıkacak. Ve bunun sonucunda D faktör bileşim noktasına ulaşıyoruz. Ve bu D faktör bileşimi hangi eş ürün eğrisi üzerinde? 900 birimlik bir çıktı düzeyini temsil eden eş ürün eğrisi üzerinde yer almakta. K ve L'yi %100 oranında arttırdık ama çıktı miktarımız bizim 600 birimden 900 birime çıktı sadece. Yani çıktığımız sadece %50 oranında arttı. K ve L'deki artış oranından daha düşük bir çıktıda artış oranı gerçekleşti. Dolayısıyla azalan ölçeğe göre azalan getiri ile karşı karşıyayız. Şimdi ben bunu 3 farklı şekilde de gösterebilirim size. 3 tane ayrı çizim çizerek de göstermem mümkündür. Tamam mı? Burada L'ler yer alıyor. Burada K'lar yer alıyor. Bu şekilde. Şimdi örneğin 3 birim her birinden kullanarak bunun sonucunda belli bir miktar çıktı elde edelim. 10 birimlik çıktı elde edelim. Tamam mı? 3 tane K, 3 tane L kullanıyoruz. 10 birimlik çıktı elde ediyoruz. Kullandığımız K ve L'yi %100 oranında arttırırsak, yani her ikisinden 6'şar birim kullanırsak, bunun sonucunda bizim çıktı miktarımız da %100 oranında artsın. 10'dan 20'ye çıkacaktır. %100 oranında arttı. Tamam. Şimdi %50 oranında arttıralım. K ve L'yi %50 oranında arttırdık. Bunun sonucunda bizim çıktı miktarımız da burası A, burası B, burası da C noktası olsun. %50 oranında yani artarak 30 birim olsun. Şimdi burada ölçüye göre sabit getiri var. Eğer şuradan bu noktalardan geçen bir doğru çizdiğimiz takdirde dikkat ederseniz 0 ve A arasındaki mesafe şu mesafe, B ile A ile B arasındaki mesafe ve B ile C arasındaki mesafe birbirine eşit. B ile C pardon. B ile C arasındaki mesafe eşit. Yani neyi gösterir? Ölçüye göre sabit getiri var. Sizin K ve L'nin artış oranı ile Q'daki artış oranı aynı miktarda gerçekleşmekte. Aynı oranda gerçekleşmekte. Dolayısıyla ölçüye göre sabit getiri söz konusu olmakta. Şimdi varsayalım 3 birim. Şöyle olsun. Bu da 6. Burası 9 birim olsun yine. 3, 6, 9 birim.
Çok iç içe geldi şekiller. Şimdi yine ilk etapta şöyle olsun. Bu 10 birimlik çıktı elde etsin. Buna da artık D noktası diyelim. Daha sonra biz %100 oranında ki üretim artışını K ve L'de %100'den daha az bir oranda bunlara artırarak ulaştığımızı düşünelim. Yani yaklaşık şöyle. Yine K ve L'yi aynı oranda arttırıyoruz. Aynı yönde ve aynı oranda arttırıyoruz K ve L'yi. Ancak Q'daki artış, yani %100 oranındaki artışı K ve L'yi %100 oranında arttırmadan elde edebiliyoruz. Dolayısıyla ölçüye göre artan getiri vardır. Buna da E noktası diyelim. Ondan sonraki nerede gerçekleşecek? Şurada örneğin 30 birimlik çıktıyı elde ettiğimizi düşünelim. E, F noktası. Bu da olsun. Şimdi gözükmüyor E noktası. Şimdi dikkat ederseniz bakın. Sizin çizdiğiniz eş ürün eğrileri giderek birbirine yaklaşmakta. Bu neyi gösteriyor? Buradaki gibi önce %100, ondan sonra %50 oranında üretim miktarınızın artışını kullandığınız üretim faktörlerindeki artış oranını daha düşük oranda arttırarak bu artışları Q'da elde edebileceğinizi gösteriyor. Dolayısıyla 0 D'deki mesafe DE arasındaki mesafeden daha büyük, DE arasındaki mesafe EF arasındaki mesafeden daha büyük. Dolayısıyla giderek sizin eş ürün eğrileriniz birbirine yaklaşmaktadır. Şimdi aynı şeyi 3, 6, 9, 3, 6, 9 olduğunu düşünelim. Yine başlangıçtaki eş ürün eğrimizi çizelim. FG noktası diyelim bunu. 10 birimlik çıktı olsun. Sizin %100 oranında üretim düzeyini artırabilmeniz için bu sefer örneğin şu şekilde H noktası diyelim buna. Üretim faktörlerinizi örneğin ne yaptınız? 3 birimden 9 birime çıkarttınız. %100'den daha fazla arttırmanız gerekiyor. Çıktığınızı %100 oranında arttırabilmeniz için. Ve daha sonraki şuralarda bir yerlerde olacak. İ noktası da buna diyelim. Dolayısıyla sizin ne oldu? Çıktığınızdaki artış oranına göre kullandığınız girdilerdeki artış oranı daha büyük oranda gerçekleşmesi gerekmekte. O halde o zaman eş ürün eğrileri giderek birbirinden uzaklaşacaktır. Dolayısıyla 0 G arasındaki mesafe GH'dan daha küçük, GH arasındaki mesafe HI arasındaki mesafeden daha küçüktür. Pardon, özür dilerim, kötü çizdim. Yani giderek uzaklaşmaları söz konusu olmaktadır diyebilirsiniz. Bu şekilde de gösterebilirsiniz. Bunu da burada tek şekil üzerinde zaten gösterilmiş olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi üretim kuramında bizim için önemli olan bir kavram var. O da marjinal teknik ikame oranı. Fayda kuramını hatırlarsanız tüketici analizini yaparken orada yine eş ürün eğrilerine benzerlik gösteren farksızlık eğrilerini ya da kayıtsızlık eğrileri diğer adıyla görmüştük hatırlarsanız. Ve orada da karşımıza marjinal ikame oranı çıkmıştı. Marjinal ikame oranını işlemiştik. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Burada benzerlik göstermekte eş ürün eğrisi analizi, farksızlık eğrisi analizi. Özellikleri bakımından benzerlik göstermekte, yani şey ifade ettiği şey açısından benzerlikler göstermekte. Ancak eş ürün eğrisiyle farksızlık eğrisi analizinde bunların birbirlerinden ayrıldığı noktaya baktığımız zaman birisi tüketicilerdeki fayda düzeyini gösterirken diğeri üreticilerdeki üretim düzeyini temsil etmektedir diyebilirsiniz. Tamam. Bu bağlamda şimdi marjinal teknik ikame oranında bizim farksız gelir analizinde gördüğümüz marjinal ikame oranıyla benzerlikler taşımakta. Şimdi eş ürün eğrisinin eğimi üretim sabitken
firmanın bir girdiği diğerle ikame edebilme derecesini göstermektedir. Yani K'yı ve L'yi birbiriyle ikame edebilmenizin ne kadar mümkün olduğunu ifade etmektedir. Diğer bir deyişle. Eş ürün eğrisinin eğiminin negatif değeri marjinal teknik ikame oranıdır. Ve marjinal teknik ikame oranını şey yaptığımız zaman, tanımladığımız zaman aynı çıktı miktarında kalabilmek için, yani aynı eş ürün eğrisi üzerinde kalabilmek için girdilerden birinin miktarını bir birim arttırdığımızda diğer girdiden vazgeçmek zorunda olduğumuz oranı göstermektedir. Bu nedenle de marjinal teknik ikame oranı eksi delta K bölü delta L olarak ifade edilmektedir. Buraya eksi koyuyoruz önüne. Çünkü delta K'daki değişme eksi olarak gerçekleşecektir. Çünkü siz aynı eş ürün eğrisi üzerinde kalmak için kullandığınız emek girdisini arttırdığınızda buna karşılık belli bir miktar sermayeden vazgeçmeniz gerekecek. Dolayısıyla sermaye girdisindeki değişme eksi olarak gerçekleşecek. Tamam mı? O yüzden eksi delta K bölü delta L diyoruz. Bu iki eksi birbirini götürüyor, pozitif değere dönüşüyor. Dolayısıyla eş ürün eğrisinin eğiminin negatif değeri marjinal teknik ikame oranı olarak nitelendirmekte bu bağlamda. Yani marjinal teknik ikame oranı pozitif bir sayı alacak, bir değer alacak ve biz bu pozitif değer üzerinden konuşacağız. Bu bağlamda marjinal teknik ikame oranı aynı zamanda iki girdinin marjinal verimleri oranına da eşit olmaktadır. Yani MPPL bölü MPPK. Yani emeğin marjinal fiziki ürünü bölü sermayenin marjinal fiziki ürününe de marjinal teknik ikame oranı eşit olmaktadır. Bunları bir kenara yazalım. Neden olduğunu şimdi şekil üzerinden açıklayalım. Şimdi şeklimizde 25 birimlik bir üretim düzeyini temsil eden bir eş ürün eğrimiz var. Ve A noktasında gördüğünüz üzere şekilde 16 birim sermaye, 2 birim emek kullanarak A faktör bileşimiyle 25 birim üretim elde edebiliyoruz. Şimdi aynı eş ürün eğrisi üzerinde kalmak kaydı ile demiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla B noktasında B faktör bileşiminde kullandığımız emek girdisini bir birim arttırdığımız takdirde aynı miktardaki çıktıyı elde edebilmemiz için bir miktar sermayeden vazgeçmemiz gerekiyor. Bir miktar sermayeyi azaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla kullandığımız sermaye miktarını 16 birimden 10 birime düşürdük. Ve burada B faktör bileşimiyle yine 25 birim çıktı elde edebiliyoruz. Varsayalım ki aynı miktar çıktıyı elde edebilmek için kullandığımız emek girdisini bir birim daha arttırırsak aynı eş ürün eğrisi üzerinde kalmamız gerektiği için o zaman ne yapmamız lazım? Yine sermayeden bir miktar vazgeçmemiz lazım. L'yi arttırdık, 4 birime çıkarttık. Bunun karşılığında ne yaptık? 10 birimden 7 birime sermayeyi düşürdük. Yani ilave 1 birim emek kullanabilmek için 3 birim sermayeden vazgeçtik ve aynı miktarda çıktıyı elde ettik. Devam edelim. Tekrar 1 birim daha emeği arttırdığımız takdirde, yani 5 birime çıkarttığımız takdirde o zaman ne yapmamız lazım? Aynı miktarda çıktı elde edebilmek için yine bir miktar sermayeden vazgeçmemiz lazım. Bu durumda 5. birim emeği kullanabilmek için, yani emek miktarını bir birim daha arttırabilmek için bu sefer sermayeden 2 birim verdik. 2 birim vazgeçtik. Dolayısıyla sermaye miktarımız da 5 birime düştü. D faktör bileşimini gösteriyor. Şimdi bu giderek emek miktarını arttırdıkça, yani eş ürün eğrisi üzerinden sol yukarıdan sağ aşağı doğru indikçe
sermayeden hep biraz vazgeçiyoruz. Ama dikkat ederseniz ne yaptık? Başlangıçta sermayeden daha büyük miktarlarda vermeye razıyken giderek daha az sermayeden vazgeçmemiz söz konusu oldu. Emek miktarını hep bir birim arttırmamıza rağmen sermayeden giderek hep daha az miktarlarda vazgeçtik. Bunun nedenini marjinal fiziki ürünler ile açıklamak mümkündür. Ya da marjinal fiziki verimler ile açıklamamız mümkündür. Şimdi başlangıçtaki A faktör bileşiminde 16 birim sermaye ve 2 birim emek kullanarak 25 birimlik bir çıktı elde ediyorduk. Yani 25 birim çıktı elde edebilmek için çok miktarda sermaye kullanırken az miktarda emek kullanıyoruz. Şimdi emek birimi başına düşen sermaye miktarı oldukça fazla. Dolayısıyla emeğin marjinal fiziki verimi ya da marjinal fiziki ürünü yüksek. Buna karşılık sermayenin marjinal fiziki ürünü ya da marjinal fiziki verimi düşüktür. Çünkü çok fazla sermaye var elimizde. O yüzden de ilave bir birim emek için burada şeklimizde 6 birim sermayeden vazgeçiyoruz. Yani çok büyük miktarlarda sermayeden vazgeçmemiz söz konusu olmakta. Sermayenin marjinal veriminin düşük olması nedeniyle. Kullandığımız emek girdisini arttırdıkça ne olacak? Giderek daha az sermayeden vazgeçiyoruz ya. Çünkü yukarıdan aşağı doğru eş ürün eğrisi üzerinde indikçe, kullandığımız emek miktarını arttırdıkça artık emek miktarı artmaya başladığı için emeğin marjinal verimi azalacaktır. Buna karşılık sermayenin marjinal verimi, kullandığımız sermaye miktarı giderek azaldığından dolayı marjinal verimi sermayenin artmaya başlayacaktır. Sermayenin marjinal verimi artmaya başladığı için ilave bir birim emek için artık giderek daha az sermayeden vazgeçmeye razı olacağız. Tamam. Burada önem taşıyan nedir? Sermayenin ve emeğin marjinal verimleridir. Bu nedenle de marjinal teknik ikame oranımız bizim eş ürün eğrisi üzerinde sol yukarıdan sağ aşağıya doğru indikçe azalması söz konusudur. Hesaplayalım. A'dan B noktasına doğru geçersek, yani A faktör bileşiminden B faktör bileşimine doğru geçtiğimiz zaman bir birim ilave emek kullanabilmek için 6 birim sermayeden vazgeçtik. Bizim marjinal teknik ikame oranımız neydi? Eksi delta K bölü delta L idi. Delta K nedir? 6 birim sermaye. 16 birimden 10 birime düştü. Dolayısıyla eksi 6. Delta L nedir? 2 birimden 3 birime çıktı. Yani 1. Eksi önünde yukarıda eksi 6 bölü 1 var. Ne oluyor bu? 6. 6 bölü 1 eşittir 6. Yani A noktasından B noktasına geçişte marjinal teknik ikame oranımız 6'ya tekabül ediyor. Peki B noktasından D noktasına geçtiğimizde ne yaptık? Yine emek miktarımızı bir birim arttırdık. Bu sefer ama sermayeden sadece 3 birim vazgeçtik. Yine eksi delta K bölü delta L yaptığımız zaman eksi 3 bölü 1. Yani 3. Marjinal teknik ikame oranımız 3 birim oldu. C'den D'ye geçişte bu sefer bir birim ilave emek kullanabilmek için 2 birim sermayeden vazgeçtiğimize göre eksi 2 bölü 1, yani marjinal teknik ikame oranımız bu sefer 2. Bakın A'dan B'ye geçişte 6, B'den C'ye geçişte 3, C'den D'ye geçişte 2. Marjinal teknik ikame oranımız sol yukarıdan sağ aşağıya doğru eş ürün eğrisi üzerinde indikçe marjinal teknik ikame oranımız azalmakta. 6, 3, 2, en son olarak da D ile E arasında 1'e düşecektir. Gördünüz mü? Var mı herhangi bir sorunuz bunlarla ilgili? Anlaşılıyor değil mi? Yavaş anlatmaya
çalışıyorum bu bağlamda. Şimdi üretimin ekonomik bölgesine geçelim. Dedik ya, marjına, bizim eş ürün eğilerimiz negatif eğimlidir ve orijine dış bükeydir dedik. Aslında üretimin ekonomik bölgesinde negatif eğimlidir demek gerekir. Şimdi üretimin ekonomik bölgesi dediğimiz zaman her iki girdinin marjinal fiziki ürününün pozitif olduğu ve eş ürün eğrisinin eğiminin negatif olduğu bölgeyi temsil etmektedir. Üretimin ekonomik olmayan bölgesi ise her iki girdinin marjinal fiziki ürününün negatif olduğu ve aynı zamanda eş ürün eğrisinin pozitif eğime sahip olduğu bölgeyi ifade etmektedir. Şimdi bunu şekil üzerinden anlatmak daha kolay olacaktır. Şeklimizde bakarsanız eğer iki tane farklı üretim düzeyini temsil eden eş ürün eğrilerimiz var. Ben o şekil üzerinden geçemediğim için, size gösteremediğim için mouse'u siz göremiyorsunuz. Dolayısıyla o yüzden kendim çizerek anlatmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Ne varmış? 100 birimlik çıktı düzeyini temsil ediyormuş. Şöyle 100 birimlik çıktı düzeyini temsil ediyor. Bu da 200 birimlik çıktı düzeyini temsil ediyor. Şimdi dikkat ederseniz bakın, bu negatif eğime sahip olduğu kısımdan pozitif eğime geçişler var. Şurada çizdiğim noktalar arasında buna A noktası demiş şeklinizde, buna H noktası demiş, buna G noktası demiş, buna da D noktası demiş kitapta. Şimdi dikkat edin bakın, şu kısımlarda A ve D arasında bizim eş ürün eğrimiz negatif. D'den sonra pozitif eğim kazanıyor ve A'dan önce de pozitif eğime sahip. Aynı şey 200 birimlik çıktı düzeyini temsil eden eş ürün eğrisi için de geçerli. H ve G noktaları arasında negatif eğime sahip iken G'den sonra pozitif, H'dan önce pozitif. Tamam mı? Şimdi nasıl bunları bulabiliriz? Bakın, A noktasına çizdiğimiz ve de H noktasına çizdiğimiz doğrunun eğimi bize o noktadaki eş ürün eğrisinin eğimini vermekte. Tamam mı? Şimdi bakın, A noktasında ne görüyorsunuz? Çizdiğimiz doğru dikey eksene paralel. Yani o noktada bizim eş ürün eğrimizin eğimi ne olacaktır? Sonsuz. Ya da diğer bir deyişle, o noktada marjinal teknik ikame oranının alacağı değer A ve H noktalarında sonsuz olacaktır. Neden? Biraz sonra tekrar açıklayacağım, geri döneceğim. D, şu kalemlerde yazmıyor, zor yazıyor. D ve G noktalarına çizeceğim doğrular, dikkat ederseniz, ya da eksene paralel. Yani bunların eğimleri sıfır olacaktır. Tamam mı? Eğimleri sıfır. Neden, nasıl olduğunu tekrar bakacağız şimdi. Ben ne dedim size? Üretimin ekonomik bölgesi neredeydi? Eş ürün eğrilerinin negatif eğime sahip oldukları kısımlarda dedik. Şimdi negatif eğimden pozitif eğime geçişleri ifade eden noktalar üzerinden ve yine aynı şekilde altta da yine D ve G noktalarından geçmek üzere ben iki tane eğri çizdim. Bu eğriler ikame sınırını göstermektedir. İkame sınırını vermektedir. İkame sınırları neyi ifade ediyor? Şuna M diyelim, şuraya da N diyelim şekildeki gibi. 0, A, H, M ikame sınırı, üst ikame sınırı. 0, D, G, N alt ikame sınırını vermekte. Bu ikame sınırları bize ya da üreticiyi üretim yapabileceği bölge ile üretim yapmayacağı bölgeleri birbirinden ayırmaktadır.
Yani ikame sınırı içerisinde kalan bölgelerde, şu kısımlarda üretici farklı K ve L bileşimleri seçerek üretim yapmayı tercih edecektir. Bunun dışında ikame sınırının dışında kalan bölgelerde, yani Azure'ın eğrilerin artık pozitif eğime sahip olduğu kısımlarda K ve L faktör bileşimini seçerek üretim yapmayı tercih etmeyecektir. Neden? Şimdi düşünün ki bizim üretici ne yapsın? Şuradaki pozitif eğime sahip olduğu şu noktadaki bir faktör bileşimini seçsin. Buna ben R faktör bileşimi diyorum. Tamam mı? R faktör bileşimi seçsin ve orada üretim yapmak istesin misal olarak. Şimdi R faktör bileşimi ile bakın ne yapıyor? Şu kadar sermaye, şu kadar da emek kullanarak üretim yapacak. Ne kadar üretecek? Ne kadar üretecek? Sadece 100 birim üretecek. Sadece 100 birim üretecek. Ama 100 birimlik çıktıyı, 100 birimlik çıktıyı dikkat ederseniz bakın A noktasını seçerse, A faktör bileşimi seçerse daha az sermaye ve daha az emek kullanarak da üretmesi mümkün aslında. Tamam? Daha az sermaye ve daha az emek kullanarak yine 200 birim üretmesi mümkün. Hatta H noktasına bakarsak R'deki gibi aynı miktarda L kullanarak, yani emek kullanarak, üstelik daha da R'ye göre daha az, bu kadar daha az sermaye kullanarak üstelik 200 birim üretmesi mümkün. Gördünüz mü? Dolayısıyla R'deki faktör bileşimini seçerek üretim yapmaya kalkması rasyonel bir davranış olmayacaktır. Hem daha fazla emek ve sermaye kullanacak, bunların maliyetine katlanacak, hem de gereğinden daha az üretim gerçekleştirmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu ekonomik olmayacaktır. Bu nedenle R noktasındaki bir faktör bileşimini seçmek istemeyecektir üretici. Onun yerine eğer 100 birim üretmek istiyorsa her iki faktörden de hem K'dan hem L'den daha az kullanarak A faktör bileşimi seçerek yine 100 birim üretebilir veya L'den bu kadar kullanmayı düşünüyorsa yine sermaye kullandığı sermaye miktarını azaltarak bu sefer hatta daha fazla üretmesi mümkün olacaktır H noktasına göre. Tamam mı? O zaman diyoruz ki bizim Azure'un eğrimizin pozitif eğime sahip olduğu bu kısımlarda sermayenin marjinal verimi nedir? Negatiftir. Yani üst ikame sınırı üzerindeki noktalarda üzerinde ya da şöyle diyelim sınırı solundaki üzerinde dersem şu noktaları algılayabilirsin. Üzerinde dersem şu noktaları algılayabilirsin. H ve H noktalarını algıladım. Üst sınırı solundaki noktalarda bizim MPPK'mız negatiftir. Sıfırdan küçüktür. Tamam mı? Yani sizin sermaye kullandığınız, H noktasında kullandığınız ya da H noktasında diyelim, H noktasında kullandığınız sermaye miktarınız şu kadarken, kullandığınız sermaye emek miktarı sabitken sermaye miktarınızı arttırmanız sizin üretim düzeyiniz üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Azaltıcı yönde etki yaratıyor. Yani marjinal verimi negatif oluyor. Tamam mı? R faktör bileşimi. Daha fazla sermaye kullanmanıza rağmen sermayenin marjinal verimliliği negatif olduğu için üretim düzeyiniz %100'den %100'e azalıyor. Tamam? Buna karşılık üst ikame sınırının altındaki yani
sağındaki noktalarda MPPK pozitiftir. Yani şu kısımda, eşürün eğrisinin negatif eğime sahip olduğu kısımlarda sermayenin marjinal verimliliği pozitiftir. Tamam? Kullandığınız sermaye miktarını arttırdıkça buna bağlı olarak daha yüksek verim elde etmeniz söz konusu olacağı için daha fazla ürün elde edebilirsiniz. Üretim miktarınızı arttırabilirsiniz. Buna karşılık üst ikame sınırı üzerindeki A, H ya da M noktaları üzerinde bizim sermayenin marjinal fiziki verimliliği ya da MPPK sıfıra eşittir. Üst ikame sınırı, üst sınır üzerindeki A, H noktalarında MPPK sıfıra eşittir. Sıfırdır. Tamam? Şimdi o zaman marjinal teknik ikame oranını üst ikame sınırı için hesaplarsak eğer, marjinal teknik ikame oranımızı nasıl hesaplıyorduk biz? MRTSLK eşittir eksi delta K bölü delta L demiştik. Şu eksi şuraya koyayım. Şöyle yazayım. Bu aynı zamanda MPPL bölü MPPK şeklinde hesaplıyorduk. Hatırlarsanız faktörlerin marjinal verimlerine eşit olduğunu söylemiştik. Şimdi üst ikame sınırı üzerinde bizim AH gibi üst ikame sınırı üzerinde MPPK sıfıra eşitse o zaman MPPL bölü MPPK ne olacak? MPPL herhangi bir değer alacak. Bunu sıfıra oranlarsanız bunun sonucunda sonsuz bir MRTS ile karşı karşıya kalırsınız. Yani ne demektir? Üst ikame sınırı üzerindeki A ve H gibi noktalarda marjinal teknik ikame oranının alacağı değer sonsuz olacak. Başlangıçta ne yapmıştık bakın? O noktalara birer teğet çizmiştik. O teğetin eğimi bize marjinal teknik ikame oranını verecekti. Ve ne görüyorsunuz bakın? Dikey eksene paralel. Yani sonsuz eğime sahip olduğunu söylemiştik zaten başlangıçta. Tamam? Aynı zamanda üst ikame sınırı üzerindeki noktalar minimum emek kullanımını ifade eden noktaları ya da faktör bileşimlerini vermektedir. En az emek kullanılarak belli miktarda sermaye kullanımı sonucunda gerçekleştirebileceğiniz üretim miktarlarını vermektedir. Buna karşılık alt ikame sınırına baktığımız zaman 0, D, G, N alt ikame sınırına dikkate alalım. Bu alt ikame sınırının üzerindeki noktalarda yani 0, D, G, N alt ikame sınırı diyelim buna. Üzerindeki noktalarda yani D ve G noktaları burada nedir? Bizim bu sefer kullandığımız emeğin marjinal fiziki ürünü ya da emeğin marjinal verimliliği ne olacaktır? Sıfıra eşit olacaktır. Buna karşılık alt ikame sınırının sağındaki noktalarda yani artık bizim eşürün eğrilerimizin pozitif değere ulaştığı şu noktalarda MPPL sıfırdan küçük olacaktır. Yani negatif olacaktır. Buna karşılık alt ikame sınırının solundaki noktalarda yani eş ürün eğrisinin negatif olduğu noktalarda MPPL
sıfırdan büyük olacaktır. Yani pozitif. Tamam. Bu nedir? Şu kısımlarda. Şimdi buradan da yola çıkarak bakalım isterseniz. Örneğin G noktasında biz ne yapıyoruz? 200 birimlik bir çıktı üretiyoruz. Değil mi? 200 birim çıktı üretiyoruz. Ve burada kullandığımız şeylere bakalım. Ah, yazmıyor kalemler. Şu kadar emek, şu kadar sermaye kullanarak 200 birimlik çıktı üretiyoruz. Siz kullandığınız örneğin emek miktarını sabit tutarsanız ve buna karşılık buna karşılık sermaye miktarınızı azalttığınız takdirde buradaki, buna ben ne diyeyim, P noktası diyelim. P noktasındaki faktör bileşimiyle ancak artık 100 birim üretiyorsunuz. Bakın, kullandığınız aslında emek miktarı aynı olmasına rağmen, çok az miktarda sermayeyi düşürerek üretim miktarınızın da düşmesi söz konusu olmakta. Şimdi bu P noktasında siz 100 birim çıktıyı D noktasıyla da üretebilirsiniz. Yani daha az emek ile ve daha az sermaye kullanarak, özür dilerim yazmıyor, P'ye göre hem daha az emek hem daha az sermaye kullanarak yine 100 birimlik çıktı elde etmeniz mümkün aslında. O zaman bir üretici olsanız neden daha fazla sermaye ve emek kullanarak, bunlar için bir fiyat ödeyerek, bir maliyete katlanarak, bunlardan daha fazla kullanarak yine aynı miktarda çıktı elde etmeye çalışın ki? Niye P faktör bileşimi seçin ki? Değil mi? Mantıksız bir davranış olur. O yüzden eş ürün eğrisinin artık pozitif eğime sahip olduğu şu kısımda, yani alt ikame sınırının sağında kalan kısımlardaki bir faktör bileşimi seçmek rasyonel bir davranışı ifade etmeyecektir. Çünkü orada bizim emeğimizin marjinal fiziki ürünü negatif olmaktadır diyebiliriz. O zaman daha önce alt ikame sınırlarına bak, D noktasına, G noktasına birer teğet çizmiştik. O teğetin eğimi bize eş ürün eğrisinin o noktadaki eğimini, diğer bir de işte marjinal teknik ikame oranını veriyordu. Dikkat ederseniz bakın nedir bunlar? Yatay eksene paralel. Yani eğimleri sıfır. O zaman gelin onları da şöyle yazalım. MRTSLK neydi? Eksi delta K bölü delta L veyahut da MPPL bölü MPPK şeklinde hesaplıyorduk. Eğer alt ikame sınırı üzerindeki noktalarda MPPL sıfırsa, sıfırı MPPK değerine, herhangi bir değerine oranladığımız zaman elde edeceğimiz sonuç sıfıra eşit olacaktır. Demek ki alt ikame sınırı üzerindeki noktalarda bizim eş ürün eğrimizin marjinal teknik ikame oranı sıfıra eşit olmaktadır. Tamam. Bu nedenle üretimin ekonomik bölgesi nerededir? Eş ürün eğrilerinin negatif eğime sahip oldukları kısımda olacaktır. Onun dışında üst ikame ve alt ikame sınırının içinde kalan bölgedeki bir faktör bileşimi seçilerek o faktör bileşimini ile üretim yapmayı üretici tercih edecektir. Alt ikame sınırı üzerindeki noktalarda minimum sermayenin kullanımını ifade eden noktalar olarak gösterilebilir aynı zamanda. Süremiz az kaldı, hızlanıyorum. Bir de ikame esnekliğini anlatalım size. İkame esnekliğinin ne ifade ettiğini şey yapalım. Şimdi ikame esnekliği, çıktı düzeyi sabitken bir girdinin diğeriyle ne kadar kolay ikame edilebildiğini yüzdesel olarak ölçen bir ölçüt olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla ikame esnekliğini hesaplarken sermaye emek oranındaki yüzdesel değişimi marjinal teknik ikame oranındaki yüzdesel değişime oranlayarak elde ediyoruz. Yani yüzde delta K bölü L bölü yüzde delta MRTS
olarak hesaplayabiliyoruz. Şimdi biz bu şekilde hesapladığımız zaman üretim esnekliğini bunun sonucunda ulaştığımız sonuçlara baktığımızda ikame esnekliği eğer sonsuz bir değer alırsa o zaman bu tür üretim fonksiyonlarına biz doğrusal üretim fonksiyonu diyoruz. Bu marjinal teknik ikame oranının sabit olan girdiler birbirleriyle mükemmel bir şekilde ikame edilebilmektedirler. Birbirleriyle birebir ikame edebileceğinizi göstermektedir bunlar. Dolayısıyla bu tür üretim bu tür eş ürün eğriler daha ziyade şöyle doğrusal birer çizgi halinde çizilmektedir diyebilirsiniz buna. Yazalım şuraya göstereyim mi? Şu şekilde eş ürün eğrilerimiz yer almaktadır. Bunlar birbiriyle mükemmel bir şekilde ikamesi söz konusu olmaktadır diyebiliriz. İkame esnekliği sıfır olan üretim fonksiyonlarına sabit oranlı üretim fonksiyonu diyoruz. Ve bir birim çıktığı elde etmek için birbirleriyle sadece tek bir oranda bir araya gelen girdilerdir bunlar. Bunlar mükemmel tamamlayıcı girdilerdir. Diğer bir deyişle. Dolayısıyla bu tür bir durumda bizim çizeceğimiz eş ürün eğrilerimize baktığımız zaman bunlar L biçimini alacaktır. Tamam mı? Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman bunlar genel itibariyle birbiriyle sabit oranlı üretim fonksiyonlarına ait eş ürün eğrilerini göstermektedir diyebiliriz. Bunlara aynı zamanda sabit oranlı üretim fonksiyonları da denmektedir diğer bir deyişle. İkame esnekliği değeri 1 olan üretim fonksiyonlarına da biz Kap-Douglas üretim fonksiyonları diyoruz. Bu üretim fonksiyonları da Kap-Douglas üretim fonksiyonları da bizim burada gördüğümüz daha önce negatif eğilime sahip olan eş ürün eğrileriyle aynı olmaktadır. Bunlar Kap-Douglas üretim fonksiyonları olarak aynı zamanda ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle ikame esnekliği olarak sıfır ile sonsuz arasındaki bir değer alabilen üretim fonksiyonlarına da sabit ikame esnekli üretim fonksiyonu denilmektedir. Diğer bir deyişle. Kap-Douglas üretim fonksiyonunu açmayalım onu. Açmayayım ben onu. Kitabınızda yok. Kap-Douglas üretim fonksiyonunu yazacaktım ben size. Dolayısıyla Kap-Douglas üretim fonksiyonumuz kitapta yer almıyor. O yüzden L üzeri alfa K üzeri beta şeklinde yazılmaktadır Kap-Douglas fonksiyonu bu şekilde verilmektedir. Bunlar alfa burada emeğin üretim esnekliği, beta ise sermayenin üretim esnekliğini ifade etmekte ve alfa artı beta da ölçeğe göre getiriyi göstermektedir. Burada bir de A var tabii önünde, pardon. Yanlış yazdım. Alfa, K, beta. Deminkine gitti aklım. A burada bir sabiti gösteriyor, teknolojiyi ifade ediyor. Teknoloji arttıkça A artar. Alfa, emeğin üretim esnekliği, beta, sermayenin üretim esnekliğini gösteriyor. Alfa ve beta ölçeğe göre getiriyi vermekte. Ve alfa ile beta her ikisi de 0 ile 1 arasında değerler almakta. Diğer bir deyişle, dolayısıyla alfanın aldığı bir değer, örneğin şöyle yazalım, ne diyelim, L bu 0.8, K ise 0.5 olsun. Şimdi şöyle diyelim, 0.8 burada alfanın aldığı değer, K'nın sabit olması durumunda, eğer
siz emek miktarınızı %1 oranında arttırdığınızda sizin üretim miktarınızın %0.8 oranında artacağını ifade ediyor. Dolayısıyla buradaki alfanın aldığı 0.8 değeri emeğin üretim esnekliğini göstermekte. Buna karşılık betanın 0.5 değer alması, kullandığınız sermaye miktarını %1 oranında arttırdığınızda bunun karşılığında çıktıdaki Q'daki artışın %0.5 oranında gerçekleşeceğini ifade etmekte. Yani sermayedeki sermayenin artırımı ile bunun üretimin ne kadar etkileyeceğini aslında vermekte. Dolayısıyla beta da sermayenin üretim esnekliğini göstermekte diğer bir deyişle. İkisi birlikte ölçüye göre getiriverdiğine göre 0.8 artı 0.5 1.3 yapmakta. Dolayısıyla nedir bu? Hem emeği hem sermayeyi arttırdığınız takdirde %1 oranında arttırdığınız takdirde sizin üretim miktarınızın %1.3 oranında artacağını göstermekte. Dolayısıyla ölçüye göre artan getiri vardır. Eğer bu değerlerin ikisinin alfa ve betanın toplamı, şöyle yazayım, alfa artı betanın toplamı birden büyükse ölçüye göre artan getiri, alfa artı betanın toplamı birden küçükse ölçüye göre azalan getiri söz konusudur. Ve alfa artı betanın toplamı, pardon, 1'e eşitse, özür dilerim, 1'e eşitse o zaman ölçüye göre sabit getiri durumundan bahsediyoruz. Diğer bir deyişle. Kaptaklis üretim fonksiyonu da bunu ifade etmektedir arkadaşlar. Dersimizi bu arada üniteyi tamamlamış olarak bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta maliyet kuramıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Siz önden şöyle bir konulara bakarsanız o zaman çok daha rahat dersimiz işlenir, devam eder. Çünkü biliyorsunuz 2 saatin içine üniteyi sığdırmaya çalıştığımız için biraz hızlı geçiş yapıyoruz. O yüzden daha rahat takip edebilmeniz için bir ön hazırlık yaparsanız sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Tamam. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.